Merhaba eğil örgü severler. Bugün sizler için saç örgülü ve burgulu biberin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben iki renk çalıştım. Birisi bordo, biri krem renk. Ben krem renk olanına size anlatımı yapacağım. Her iki modelimiz de aynı. Renkleri farklı sadece. Başta duruşu da gördüğünüz şekilde. Gayet sıcak tutacak bir kalınlıkta. Pomponumuz da çok yakıştı. Şimdi diğer belimizi de takalım. Onu da bir görün. Evet, bu da diğer belimiz. Gördüğünüz gibi. Bu tarafı iki kat. Kulakları oldukça sıcak tutabilecek biberi oldu. Dilerseniz anlatıma geçebilirsiniz. Evet, ilk önce ip hakkında bilgi vereyim. Ben Kartopol'un Aksoft ipinden K855 renk numarasından iki kat ördüm. İki tane ipi içinden aldım. Bu şekilde iki kat yaptım. Şu an ben tabi test örgüsü yapacağım için sizlere 37 tane ilmek attım. Bir sıra arka taraftan ters ördüm. Ön yüzden nasıl kurulduğunu anlatacağım. Kenar ilmekleri bu. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim 4 tane ilmeğim var burada. 4 tane ters. 8 tane düz. Bunlar daha sonra saç örgü olarak kullanılacak. 8 tane ara ilmek. Bu ara ilmekler de istediğiniz kadar olabilir. Ben berede 10 tane yapmıştım. Mantık olarak aynı olacağı için biraz daha küçük bir parça çalışıyorum şu an sizler için. 8 tane ters. 4 tane baklava için düz. Ve burada geri kalan diğer ilmeklerimi de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane de bu aralarda kullanacağım ilmeklerim olacak. Ve 5 tanesi de bu en başta yapmış olduğum gibi kenar ilmeğim olacak. Şimdi ben bu şekilde ördüm. Arka taraftan da bir kez daha öreceğim. Ön yüzden hep örneğimizi kuracağız. O yüzden ben bir sıra daha bu şekilde örüp ön yüzde sizlere modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet, şimdi örmeye başlıyorum. Burada 4 tane ters ilmeğim var. Bunlar benim kenar ilmeklerim olacak. Bu arada şiş hakkında bilgi vermeye atlamış olabilirim. 6 milim şiş numaram. 40 santim misina ile ördüm böyle ufak gördüğünüz gibi. Şimdi 4 tane ters ördük. Burada saç örgüsü yapacağız. Onu nasıl yapabiliriz? Kolay yönü de var tabii ki. Şöyle bakın aparatlar var. Bu benim şiş numarama yakın diye bunu kullanacağım. Böyle ben onu üçlü şekilde almıştım ön önünden. Üç farklı ebat da var böyle. Markası da bu gördüğünüz gibi. Şimdi ilmeklerimi değiştireceğim. Şu ortadaki 4 ilmeğimizi içten dışa vereceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Hemen şu İki tane ilmeğimizi böyle aktardık. Şimdi bu ikisini aldım. Hemen şu arka taraftaki diğer şişte kalan yemeklerimi takıyorum. Şimdi bunları taktım. İki kat olduğu için arada düzeltmeniz lazım potluk olmasın diye. Onları şimdi düz örüyorum. Evet, ilk
bölümü yaptık. Şimdi aparat olmadan nasıl yapılır onu göstereyim. İlk önce bu taraftakileri aldım. Şişeme taktım. Bunlar şimdi ön yüzlü olacağı için sol şişeme aktardım hemen. Ve böyle şimdi de bekletiyorum. Onları da düz öreceğiz. Evet, bakın böyle. Tabii ördükçe belirginleşecek. Şimdi aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, şimdi baklava yapacak bölümdeyiz. Bu ilmeklerimizi de yerleştireceğiz. Böyle sağdakini sola geçirdik. Soldakini de sağa. Bu saç örgülü kısımlar hep düz örülecek. İp arkada olacak. Şimdi aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu bölüm zaten burada sadece haroşalarım var. Bunları öreceğim. Arka tarafta örneğim nasılsa terse ters, düzse düz geçeceğim. Bu bölümleri zaten hepsini çekmeyeceğim. Ön yüzden yapılacak detaylarımız var. Arka taraflar hep görüldüğü gibi düzse düz, terse ters örülecek. Şimdi ön yüzdeyim. Arka tarafları görüldüğü gibi örmüştüm. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu sırada saç örgülerime dokunmayacağım. Bir sıra gideceğim. Geleceğim. Ön yüzde sonra tekrardan vuracağız oradaki ilmeklerimizi. Bu sırada böyle düz örüyorum. Her sırada değiştirmeyeceğiz onları. Ama tabi baklavalarımız devamlı yerleşecek. Şimdi iki tane bu taraftan düzleri alacağım. Bu haroşayı da arka tarafından vereceğim. Yani ilk önce sol şişeme tek ilmeğimi taktım. Şimdi de diğer iki tane düz ilmeğimi takıyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Kusura bakmayın, şarjım azaldı. O yüzden düzeltmek şarja taktım. İki tane düz ilmeğimi örmüştüm. Hemen yanında tek olan ilmeğimi her zaman yukarı çıkana kadar böyle ters olarak başlatıyorum. Bu ilmeğimiz ters olacak. Şimdi bu iki ilmeği bu tarafa alacağım. Diğer tek ilmeğimi de ipi iki kat olunca
Örerken bu kadar zorlamıyor da alan kısıtlı. Bir de videoya çalışıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Yani burada ters bir şey yaptık. Aralarımızda çiftli pirinç uygulamış olacağız. Zaten pirinç nasıl örülür? Bununla ilgili bir video yaptım. Umarım izlemişsinizdir. Evet, ben dibe kadar devam etmeyeceğim. Burasını öreceğim. Ters olarak arka tarafında görüldüğü gibi öreceğim. Ön yüzü de tekrar örelim. Evet, ön yüze geldik ve 4 tane ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar değiştireceğiz. İsterseniz hepsini böyle mor şişe takıp şöyle bir deneyelim. Görebilecek miyiz? Görebiliriz herhalde. Diğer şişe takmaktansa zaten burada ilmeklerimiz vardı. Bir de böyle deneyelim. İlmek kaçtı derdi de olmaz. Evet, değiştirdik. Şimdi bu ikisini. Ön tarafa alacağız. Bunları da. Şimdi tersleri örüyorum. Pardon, bu tersi örmeyeceğiz. Bunu değiştiriyoruz. Bunu arkaya aldık. Bu iki düz ilmeği de şişe takıyorum. Ve onları düz öreceğim. Şimdi burada ters ilmekle başlıyorum. Düz devam ediyorum. Yanındaki ilmeği ters yapıyorum. Bunları da bu şekilde değiştirdim. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Yani burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz yaptık. Araya tam 4 tane ilmek katmış olduk. Yavaş yavaş baklavalarımız açılacak. Yine bir ön bölümü sonuna kadar bitireyim. Arka taraftaki ilmeklerim nasılsa o şekilde öreceğim. Önünüzde görüşelim. Öndeyim. Buradaki ters ilmeklerimi yaptım. Bu sırada herhangi bir işlem yapmayacağım için hemen buradaki düz örgülerimi ördüm. Buradaki saç örgüyü bir sonraki sırada kuracağız.
Bakın burada bir tane ters ilmek kalana kadar ördüm. Baklavamızı ayırıyoruz yine. Tek ilmeği alıyorum. Bu iki ilmeği takıyorum. Ve onları düz örüyorum. Bu ilmeğimi yine ters olarak başlatıyorum. Evet, ters ördük. Yanındakini ilmeği değiştiriyoruz, düz örüyoruz. Bu ilmeğimiz düzdü, buna ters. İlmeklerin yerini değiştiriyoruz yani. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne de ters. Şimdi buradaki iki ilmeği değiştireceğiz. Tek ilmeği tekrar düz öreceğim. İki ilmek zaten düz devam ediyor. Şöyle iki tane daha ters ilmeklerimi öreyim. Bakın nasıl açılmaya başladı. 2, 4, 6 ilmeğimiz oldu artık burada. Burada 2 ilmek kalana kadar, yani 3 sıra daha buradaki ilmeklerimizi açacağız. Bir sıra arka taraftan örneğimizi örelim. Devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim. Buradaki bölümde saç örgümüzü yapacağız. Evet, bu taraftakini bu tarafa aldık. Bu arka tarafta kalanı da iç tarafa doğru aldım. Şimdi bu ikisini ilk önce alıyorum. Evet, şimdi şu iki ilmeği örüyoruz. Mor şişte olanı. Şöyle elimle tutup ayırmaya çalışıyorum. En iyisi şişe tekrar takayım. İlmekler gerildiği için öremiyorum da.
Evet, inşallah anlamışsınızdır. Bir sonraki bölümlerde galiba Bursa Çorgulu kısımları yapmayacağım. Sadece şu baklavaları göstereceğim. Çünkü her seferinde değişen bölüm baklavalar. Saç örgüsü hep aynı şekilde değişiyor çünkü. Şimdi tek ilmek olanı arkaya aldım. Düz olan bölümleri de aktardım şişime ve örüyorum. Şimdi bu ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Yanındakini düz. Bunu ters. Düz. Ters. Düz. Ters. İki ilmeği, düz ilmeği aldım. Tek ilmeği de hemen şişe taktım. Onu düz ördüm. Ve iki diğer ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle hemen iki tane de kenar ilmeği örelim. Bakın bayağı bir açılmaya başladı. 2, 4, 6, 8 ilmek oldu. Arka tarafı da yine geldiği gibi öreceğim. Evet, bakın. Şimdi bu şekilde devam ettim. Şu düz ilmekleri normal öreceğim artık sağ ya da sola kaydırmadan. Şu haroşayla başlayanlar düz olacak. Bunlar ters olacak. Bir sıra gideceğim, döneceğim. Bir sıra tekrar bu ilmeklerin yerini değiştireceğim. Toplamda 4 sıra bu şekilde öreceğim. Ondan sonra da içe doğru kaydırmayı göstereceğim. Böyle bu tarafa doğru kayacaklar. Buradakiler de böyle. Ortaya doğru toplayacağız. Bu şekilde 4 sıra hiçbir şekilde işlem yapmadan, yani şu ilmeklerin yerini değiştirmeden, bu saç örgüler tabii ki yerini değiştiriyoruz biliyorsunuz. Bunları değiştireceğiz. Bunları hiçbir şekilde dokunmayacağız. Bu ilmekler de pirinç olarak, ikili pirinç olarak devam edecek. Evet, geldik şimdi. Bu şekilde göstereyim yine. 4 sıra hiçbir işlem yapmadan ördüm. Şimdi eksiltmelerimiz de artık bu iç yerindeki ilmekleri dışa alarak yapacağız. Buradakileri içeri almıştık. Şimdi içeridekileri dışa aktaracağız. Şimdi aradaki iki ilmeğimi örüyorum. Bu ilmek şimdi 3'e çıkacak. İki tanesini bıraktım. Bir tanesini aldım. Bunu şimdi ipimi ön tarafa aldım. Ters ördüm. Bunlara da normal düz örüyorum. Şimdi burada ilmeğim düzdü. Şimdi ters olarak devam edeceğim. Şimdi düz. Şimdi ters. Şimdi düz. Şimdi ters. Evet, şimdi düz. Şimdi ters. Şimdi düz. Şimdi ters. Düz. Şimdi bu ilmeğimi dışarıya alacağım. Bu iki düz ilmeğimi de şişime takıyorum. Ve tekrar onları düz örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi de artık bu ilmeklerle aynı öreceğim. O yüzden ters yapıyorum onu da. Yer değiştirmelerimiz de bundan sonra bu şekilde olacak. İçteki
Bütün ilmekleri dışarıya aktaracağız. Evet, şimdi burada 3 tane olan ters ilmeğim 4 ilmeğe çıkacak. Hemen iç taraftaki ilmeğimi aldım. Buradan düz ilmeklerimi de alacağım. İpimi kaçırdım. Neyse, kurtardık. Şu düzü de alalım hemen. Hep video esnasında oluyor bunlar. Normalde hiç böyle şeyler olmuyor. Şimdi bunu ön yüzden öreceğim. Ters ilmek olarak tabii ki. Şöyle ilmeğimi düzelteceğim. Şimdi iki tane düz ördük. Burada yine artık ters ilmekle devam edeceğiz. Aynı bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi. Bu sırayı da göstereyim. Ben biraz daha örgümü ilerleteceğim. Çünkü artık eksiltmelerimiz de bu şekilde içten dışa doğru devam edecek. Sadece bir tane ilmeği kenara doğru alıyoruz. Tepe noktasında devam ederiz. Yine burada değiştiriyorum. Tek ilmeği aldım. İp bir de iki kat olunca onları biraz örmek zor olabiliyor. Evet, iki düzümü ördüm. Şimdi bu tek ilmeğimi ters ördüm. Yandaki ilmeklerimi de böyle örüyorum. Biraz biraz yavaş yavaş toparlamaya başladı bakın. Dediğim gibi ben biraz daha öreceğim. Ve tepe kısmında nasıl toplayacağız burayı göstereyim. Evet, şimdi ortada 4 tane ilmeğim kalana kadar gördüğünüz gibi eksilttim. Aslında şöyle düşünürsek bu ilmekler nasıl sola bakıyorsa buradaki ilmekler de sola bakıyor ve buradaki ilmek bu tarafa geçiyor. Aynı burada olduğu gibi içerideki dışarı geçiyor. Bu taraftaki de şu ilmeklerimiz de aynı. Buradaki içe geçiyor. Aynı şu an burada yaptığımız gibi bu ilmeği dışarı veriyoruz. Şu şekilde tekrar içten dışa yer değiştireceğiz ilmeklerimizi. Ve ortada iki tane ilmeğimiz kalacak. Resmen tek tek ayrıldı. İki kat örmek de biraz zor oluyor ama bazen de istediğimiz gibi ip bulamadığımızda aynı kalınlıkta yakalayamadım da böyle bir çözüm buluyorum mecburen. İki kat yapıyorum. İstediğim renkte ve kalınlıkta bulamadığımda bir ters bir düz ördüm. Şimdiki şu İki taneyi de değiştirelim. Yine ön yüzde, pardon, bunu ters yapıyordum. Düz örünce hemen düz örmeye devam ettim. Yine ön yüzde bu iki ilmeğimizi de yine eksilteceğiz. Evet, ortadaki iki ilmeği de ördüm. Burada 4 tane düz ilmeğim kaldı. İlk sırada yapmış olduğum gibi yine onları yer değiştireceğim. Saç örgü olarak
Şöyle sağ taraftakini, sol taraftakinin üzerinden geçireceğim. Ve bundan sonra da artık örnek mesela hırka, kazak ne örecekseniz ilk sırada yaptığımız gibi dıştan içe ilmekleri alarak daha sonrasında istediğiniz ebata geldikten sonra da dıştan içeriye doğru onları alarak devam edecek. Şöyle bir iki ilmek öreceğim. Bu şekilde modelimiz bayağı da böyle gösterişli, güzel bir örnek oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada bereden de biraz bahsedeyim. Çünkü hepsini örmem gerçekten bir videoda zor olacaktı. Tepe kısmındaki pomponu takmadım ki burada size tepesini de anlatabileyim. Şöyle bir şema çıkardım. Kısaca 96 ilmek başladım. Bir ters, bir düz yaptım. Sonrasında 8 tane ilmeğimi saç örgü için ayırdım. Aralarında 10'ar tane ters ilmeğimiz var. Şunlar. 8 tanesi saç örgü için. 10 tanesi ara ilmekler için. 4 tanesi de bu burguları yapacağımız yere göre. Şöyle göstereyim. 8, 10, 4, 10, 8, 10, 4, 10, 8, 10, 4, 10. Bu şekilde ayarladım. Saç örgüyle başladım burada. Burguyla bittim ki model hep spiral olarak örüldüğü için, bisneleyip ördüğüm için o yüzden o şekilde devam ettim. Yani burgudan sonra bir kez daha burgu gelmedi. Ona göre ayarladım şu aradaki ilmeklerimi ve burada da ikişer ilmek kalana kadar devam ettik. Şimdi tepe kısmında ne yaptım? Burada tam 5 kere eksiltme yerine gelene kadar normal ördüm. Herhangi bir eksiltme uygulamadım. Daha sonrasında buradaki ilmekleri yer değiştirmedim. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Buradaki ilmekleri yer değiştirmedim. Evet bak böyle bayağı bir açtım. Şu bölümlerden içlerindeki ilmekleri aldım. Yani ikisini bir ördüm. Buradakinin de ikisini bir ördüm. Böyle 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 içeri doğru sivrildi. Yani buradaki ilmekleri dışarıya doğru aktarmadım. Buradakini de bu tarafa doğru aktarmadım. Bunları düzlere doğru eksilttim. Aynı şekilde bakın belki burada fark edilir. 5 sırada bu saç örgünün olduğu kısımdan ters ilmekleri eksilttim. Sadece bu bölümdekileri. Her iki tarafında kalacak yerleri. Zaten buradaki ilmeklerimiz de otomatikman eksildiği için ve buradakiler de eksildiği için bu tepelik kısmında gördüğünüz gibi bayağı bir ilmeğimiz eksildi. Ve ben ilmeklerimi kaybetmeyeyim diye de böyle bir aparat vardı. Eşimin gömleğinden çıkmıştı. Başlangıç bölümümü kaybetmeyeyim de böyle bir aparat kullandım. Daha sonrasında da böyle bir pomponla bölümümüzü tamamlayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Örecek olanlara da kolaylıklar diliyorum. Gerçekten zor bir model. Ama eliniz alışırsa ve tek kat iple örersiniz. Belki daha da kolay olacak. Çünkü ben iki katla biraz zorlandım size anlatırken de. Deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgili kalın, hoşça kalın.